gidiyoruz kadınlar. Venedik'e gidiyoruz. Venedik'ten Bologna, Bologna'dan San Marino. Kim bilir nerelere gideceğiz. Kim bilir sürpriz. Bakalım. Tabii hava iyi olursa. İyidir zemin ya. Zemin şartları müsait olursa. Neden olmasın? Senin de çılgın planların var. Arkadaşlarla paylaşmıyorum şu anda. Bakalım göreceğiz tabii sürpriz. Sürpriz. Yapabileceğinden emin misin bunu? Hı? Yapabileceğinden emin misin? Allah bilir artık bakalım. Sabah kaçta kalktınız uykulu gözler? 3. 3 mü? Evet. Çok acımasız bir yolculuk. Hiç uyumadık. O yüzden herhalde ayılmak için kahve tercih evet, ettiniz. Evet. Amerikano tercih ettiniz. Tercihiniz çok kolay oldu alması buradan. Bir hikaye var tabii, uzun bir hikaye ama evet. Anlatamayacağım. Neyse, aslında anlatma. Neyse boş. Şu anda Prag Havalimanı'ndayız. Oh, evet. Çok heyecanlı. Şuraya heyecanlıyız. Uçuşumuza daha bir saat var. Korsan bir çanta almaya karar verdim ayaküstü. En sevdiğim şey böyle hızlı alışveriş falan filan, yeni modeller. Yalan tabii ki. Havalimanı olarak Prag ucuz arkadaşlar. 30 kron, yaklaşık 1 euro. Yani istediğiniz gibi yiyin için havalimanında. Duty free gezildi şu anda, çok ağır bir parfüm kokusu var tabii her zaman olduğu gibi. En sevdiğimler. Bakalım neymiş. 479 kron. Hangi yüksek? 549 kron. Ne diyor 500 kron? 1 euro. 70 lira falan mı? 70 lira falan yok evet. 70 lira eski, ucuz da değil aslında. Yalan ya. Jameson. Güya düşmüş işte yani. Evet. Kim yerse. Daha ucuzunu görmüştük. Yani. Devam edelim. Tamam şaşırdım. Evet, uçak kuyruğunda bekliyoruz şu anda arkadaşlarla birlikte. Evet. Can Doruk'ta. Çok eminim. Biz deneyeceğiz biz eğer. Göreceğiz. Şaşırdık. Hızlı hareketler var. Çok kalabalıkmış. Arada bir çocuk var ha, erkek çocuğu, saçları bir acayip. Çok dikkatimizi çekti. Bence ya. Değişik bir model. 80'ler Tren Aksı modeli gibi yani. Gördünüz siz onu bak, şu çocuk. Evet, erkek ya. Çocuğu. Eskiden vardı böyle kestirler, tavuk götü derlerdi. Evet ya. Onun gibi ama bir arka doğru tarafı. Arkadan duyurdu bırakıyorlardı bazen. Boncuklu örme falan modası vardı. Hiç deneyimlemedim. Konuk kalmıştık ama aileye vermişler. Bizi exit'e verdiler. Burada oturuyoruz. Şu anda exit'teyiz. En azından gördüğünüz gibi. Uzak mesafesi şöyle göstereyim. Dizlerimin koltuğa değmiyor. Çünkü genelde değer yani. Ben biraz sıkıştım ama olsun. Önemli değil yani sonuçta. Sen niye sıkıştın? Görüyoruz arkadaşın rahatını. Yani. Söyledin. Uzanmadan yani, gidemiyorum. Evet. Tarzım böyle yani. Rahatıma düşkünüm. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz inşallah. Herkes binince kalkacak uçağımız. Venedik'teyiz. Evet, Treviso'ya indik sonunda. Gözlükler çantada. Kör olmak üzereyiz. Arkadaki bizim uçağımız. Bu seyirde geldi. Evet. Fena değil, kısa bir uçuştu. 40 dakikada geldik. Yani. Daha uzun süreceğini düşünüyorduk ama. Bayağı sıcak yalnız. Evet, hava sıcak böyle. Yürüyerek gidiliyor buradan. Otobüs yok. Denize de girilirmiş yok. Diyorum yani. Bilmiyoruz zaten. Şu anda havalimanındayız. Araba kiralayacağız. Daha sonra çadır gezimize başlayacağız. Bakıyoruz. Gold Car'dan arabayı ayarladım. Rental car üzerinden. Gold Car veriyoruz arabayı. En ucuz buydu. Bakalım inşallah. Düzgün bir şirkettir. Başımıza iş açmaz. Bekliyoruz. Sıradayız. Yeni indik. Uçağımızdan hava güneşli. Çok sıcak. Şimdi Venedik'e geldik. Venedik'in çilesini çekmeye başladık. Giriş tarafında aynen. Trafik var biraz. Bu trafik otopark trafiği. Şurada otopark var. Şimdi bu Venedik adasının hemen girişinde uzun bir köprüden geçiyorsun. O köprüden sonra otoparklar var. Yer bulursan park ediyorsun. Bekliyoruz. Bir 10 araç falan var önümüzde. İnşallah gezmesini bitirenler giderse biz de park edip gezeceğiz. Şu anda otobüs durağına doğru ilerliyoruz. Ne çünkü... oluyor böyle yol ortasında ya, otoban kenarında falan Venedik diye geldik. Burası çünkü şey çıktı, Beylikdüzü çıktı. 3 tur turladık. Hı? Otoparkların hepsi full. Hiçbir şekilde yer yok. 1,5 saattir otopark arıyoruz. Adadan çıktık. Arabayı park edecek normal bir yer bulduk. Otobüsle adaya gideceğiz maalesef. Herkes gitti. Venedik'e gidiyor. Herkes. Herkes Venedik'te. Park yeri yok. Yani. Otobüs durağı nerede? Bakın otobüs durağı da orada. Arabamızı park ettik. 4,5 euro bütün gün. İşte bir de abi ya. Bize otobüs bileti sattı.
adada 35 liroydu yani bütün gün. Yani... Göze almıştık her şeyi ama yer yoktu. Evet. Abi otobüs biletini de sattı bize. Adam başı 3 euro gidiş dönüş. 10 euroya 2 kişi park ettin, gittin, döndün. Geçmiş olsun. Evet. Evet. Yolları açtın, geldin. Venedik'e evet, ayak bastın. Ama geldik sonuçta yani. Evet. Gayet kanallar, güzel. Gondollar. Gidelim şöyle bakalım. Gondollar gezenler var. Yalnız gondollar çok pahalı diye duydum ya. 30 euro muydu neydi? 90. 90 mıydı? Vallahi biraz pahalı ama işte. Yani o paraya Ferrari'ye binilir. Binilir, gezilir, şey olur. Öyle bir kanal. Eğleniyorlar herhalde. Vallahi hiç acımıyorlar. Venedik'te emlak piyasası kaderden sonra. Yani her yerde emlakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Özellikle İlgi Hanım kendisi. Arkadaşlar ev almak isteyen varsa böyle değişik evler var. Mesela 1.800.000 euroluk evler de var elimizde. Evet. 300 metrekare olduğu için bu fiyat tabii. Ama mesela 490.000'lik, 360.000 euroluk. Çeşit modeller var. İsterseniz İzmir'lik bir yerde 200.000 euroya verip de ev alabilirsiniz yani. Tuhaf bir ev. Mümkün. Var. Yani bütçenize göre gelip Viyana'da ev, Venedik'te ev alıp 260.000 euro. Hay böyle. Emlakçı kapatmış gitmiş gerçi bugün tatil tabii. Yani bakalım yani, göreceğiz. Biz birkaç tanesine bakacağız. Birkaç emlakçı gezelim. Evet. Boncuk boncukçuya geldik. Arkadaş alışveriş yapıyor. Arkadaşlara magnet. Hoş geçmiyor. Neler yok neler. Maskeler de güzel baksana. Çeşit çok yani, maskeler isteyen varsa. Bir kutu dolusu magnet aldım. 8 tane. İtalyanları seviyorum ya. Yeryüzlü bol kepçe. Sevimliler yani. Vallahi sevimliler. Enerji var, enerji. Bastı dondurmayı verdi. Dondurmayı alan arkadaş tabii iki kere mutlu. Limoncello ve tiramisu. İlginç bir zevk. Kaptı. Hala San Polo'dayız. Gidemedik yani. Dondurmayı gördük durduk. Aqua, neredeyiz şu an? Aqua and Mayıs diye bir yerdeyiz. Oo, çok kalabalık bir yer. İnternetten başladı. Bulduk. Deniz ürünleri böyle kızartarak satıyorlar. İşte baby ahtapot falan. Kalamar, ondan sonra karides, bir minik hamsi koymuşlar kendileri. Böyle eğlenceli bir yiyecek. Biraz önce pizza yemişiz 6 euro. Kendim 6 sana. Euro. İyi bence. Ve sıcacık. Güzel. Orada yağmur başladı. Yani evet. Venedik'in yağmuru olmazsa olmazmış diyorlar. İnsanlar böyle tente var, onun altına kaçıyor. Evet. İnşallah durur. Biz de gezmeye devam ederiz. Aa, bak polenta var dibinde. Ha, evet, o yüzden adı polenta bilmem ne. Vay be. Evet, kıyafet değişti, yağmurluklar geldi. Çünkü modanın kalbi İtalya'da olunca böyle olması gerekiyordu. Evet, moda zaten muhteşem. Bunu gerektirdi. Vinil bir yağmurluk ve elinde pet şiş. Evet. Geldin mi San Marco meydanına? Meşhur Venedik'in San Marco meydanı. 500 metreye 1000 metre. 500 metreye 1000 metre değil mi burası? Büyük bir meydan ama. Herkes turist herhalde. İtalyan olduğunu zannetmiyorum meydanda. Harika. Evet. Günaydın. Acayip bir kahvaltı yaptık. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet, bu arada dün Venedik'teydik. Bugün Bologna'dayız. Bologna'da Holiday Inn Express'te kaldık. Güzel bir otel. Güzel, güzel. Biraz kalabalıktı yani, kahvaltı. Değil. Tatil zamanı sanırım. Evet, Pascal'le bir de herhalde okul tatili birleşmiş burada. Çoluk çocuk, bayağı bir kalabalık vardı yani kahvaltıda. Ama şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Maranello'ya doğru gideceğiz. Bakalım neler yapacağız bakalım. Orada. Sürpriz. Öyle bir gezeceğiz, bakacağız. Artık. Ya. Zaman ne gösterir? Evet. Haydi gidelim. Neredeyiz? Maranello'dayız. Maranello'dayız. Ferrari'nin otomundayız. Ferrari'nin aynen. Fabrikası burası, Ferrari Store. Maranello'ya geldik. Yani bir saatlik falan bir arabayla, araba sürüşüyle Bologna'da Maranello'ya gelebiliyorsunuz.
Burası Ferrari fabrikası. Evet, burası Ferrari Store. Burada müzesi var. Burada değişik turlar var. Satın alabiliyorsunuz. 15 euro galiba müzeyi sadece gezmek. Fakat evet, fabrikayla gezersen 40 euro mu 50 euro mu öyle bir değişik fiyatlar var. Bak bakalım. Ferrari Store. Ferrari müzesi için bilet alınıyor. Veya kalabalık. Buradan biletinizi alabiliyorsunuz. Evet arkadaş ya. Şu anda Ferrari test drive yapan yerlerden birindeyiz. Burada Ferrari kiralıyorlar. Bir tanesi geldi, yer açalım. Üzerimize park edecek yoksa. Beni ezmeye çalışıyor Ferrari. Evet, kaç. Buraya gel, gel, gel. Gel buraya. Buraya park edecek. Evet. Burada çeşitli imkanlar var. Test drive yapabiliyorsunuz ama çok pahalı. 300-400 euro arkadaşlar. Bu Ferrari California'yı gözümüze kestirdik. Arkadaş burada passenger. Passenger'la birlikte 10 dakika kiralayınca 100 euro. Bakalım öyle bir şey yapacağız herhalde. Şimdi gidene kadar fikrimiz değişmezse. Yok değişmez. Ha? Bilmiyorum, belki 2-3 saatliğine falan kiralamak istersin. Ha evet olabilir. Gezmek ama maksimum 2 saat galiba, 900 euro verince. 900 euronuz varsa kiralayabilirsiniz. Evet. Bakalım bir konuşalım. 10 dakika 200 euro falan filan öyle. Hadi bakalım, bu arabayı kiraladık sonunda. Kadercan biniyor, bu da instruktörümüz. Evet. Birazdan yola çıkacağız. Dışarıda yani arabanın dışında gidiyorum. Dolayısıyla her gaza basıldığında rüzgarı bütün gövdemde hissediyorum. Çok güzel köyler, ne diyelim, adamlar bakmış köylerine. Bir buçuk saattir köylerin içinden geçiyoruz. Daha böyle bir sahipsiz, bakımsız, çirkin bir köy görmedik. Hepsi düzgün. Evler güzel. Tarlalar düzenli. Bahçeleri var. Helal olsun diyoruz İtalyanlara. Bravo İtalyanlara.